Fidan abla. Nasılsın? Abdurrahman ben. Sen içeride miydin deprem olduğunda? Korktun mu tekrar? İşte ne kadar değsen ister istemez de işte insan korkuyor yani. Vallahi öyle. Ben de merak ettim aslında, biliyorum. Çünkü senin dışında herhalde evinin içerisinde olan yok. O yüzden merak ettim. Çıktım sokakları dolaşırken. Bir seni de Bende sorayım başka var dedim. hele. Gene söyle bende başka. Dedim muhtemelen senin dışında evde yaşayan yok. Evde yaşayan yok. He, herkes Bahçe böyle ne kadar çadırlarda. değsen korkuyor he. He, korkuyor biliyorum ama senin de dikkat etmen lazım ha bak. Devam ediyor. Bu seferki Hatay'daydı. Burada değildi merkez üssü. Hatay'da oldu. Oldu mu? Ama burayı da etkiledi bak. Sen içeride miydin deprem olduğunda? Ha ben gene var. Sende 2-3 dakika gene oldu. Hemen dışarı koştun değil mi sen? İyi Fidan abla, valla insanlar da seni merak ediyor. Ben de merak ediyorum bak. Tamam. Allah razı olsun da Senden de. Abdurrahman bu ne kadar yere sürecek bu nedir bu nedir biz. Bilmiyorum ki. Yani bu seferki burası değildi. Yeni bir depremdi. Artçı değildi yani bu. Hani bir Sende kere nerede oldu hele o şey? Hatay'da olmuş. O nerede uzak mı? Hatay, evet, biraz hani bu burada olduğunda Hatay'da da çok etkili olmuştu ya. Orada da ev yıkılmış Tabii mı? çok yıkılmıştı. Şimdi bu sefer tekrar orada oldu. Abdurrahman Neyse abi ki. yani orada ölenler var mı? Maalesef var Fidan Var. abla, var, evet. Yani bu seferkinde de yıkılan binalar varmış şimdi. Ama inşallah Yani kimse yoktur. orada ev mi? Ev mi? İşte ev, Evler, bina. binalar yıkılmış ama şimdi orası da deprem bölgesi olduğu için, bu sizin burayı deprem vurduğunda orayı da vurduğu için belki kimse içeride yoktur. Yani Kimse inşallah, he, yok, kimse inşallah yoktur. kimse yoktur. He. O yüzden sen de çok dikkat et. Ateş yakmışsın. Bir şeye ihtiyacın var mı peki? Sağ ol, sağ ol. Sen de sağ ol. O senin kedin miydi, içeriden çıktı? He. Tamam Fidan abla. Yani dikkat et, tamam mı sen de? Sağ ol. He, içeri geçme. Biraz daha aslında sen o yatağını acaba şeyden biraz daha mı uzaklaştırsam bu tarafa Dedim doğru? ev yakılır. Ben de o ölçmeyi yaptım. Dedim yakılmakılır bu sefer altında He, kalın. Allah İçeride etmesin. tehlikeli, orada He, tehlikeli. onu biraz bu tarafa mı taşısak acaba, senin o tahtı? Buraya mı? He, yani tahtı şöyle şeye doğru taşısak, ağacın olduğu yere doğru taşısak daha Şimdi iyi olmaz mı? eve biraz ya He, bu tarafa. Bu tarafa. yani tam orta alan. Evet, yani merdivenin dibinde olmasına. Baksana çatlamış ha. Senin bütün duvarlar çatlamış. Ne yapalım? Onu biraz taşıyalım o tarafa. Yok 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 sağ ol ben yaparım. Tamam Ne sen değildir yap. zaten ben orada yatmıyorum. Tamam sen tamam, yatma. Dikkat et, tamam. Sağ ol. Hadi sen de sağ ol. İyi bak kendine, tamam. Saat kaçtı? Saate bakayım. Saat 9'u 15 geçiyor. 9'u 15 geçiyor. 15. He, 15 geçiyor. Tamam mı? Dikkat et. Peki battaniye matanyen var mı dışarıda üzerine Var 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 örtebileceğin? var var. Ha, tamam o zaman. Tamam. Hadi dikkat et kendine. Tamam. Ben Hadi sen de görüşürüz. dikkat et. Şeydir, bu lambadır bende. Senin Tamam. lamban var mı? Yok yok Küçük evde lamban bunlar var mı? kullanamıyorum. Niye? Sana vereyim bu küçük Yok yok lambayı. ben yok yok ceyran var sağ ol. Ceyran var. Tamam. Tamam hadi o zaman görüşürüz. Benim şeyim bu deprem olmasın. Biz burada iyi kötü kendimizi idare ediyorduk. Bu deprem işte insanın şeyi diyor. Evet. Tamam. Tamam Fidan abla. İnşallah olmaz bir daha. Tamam. Bir de Allah sesimizi duysun. Allah duysun. Duysun. İnşallah. Sen temiz kalplisin. Ben daha temiz kalplim ki. Sen Olmasın. temiz kalplisin. Sen en temiz kalplisin. Canı sağ olsun. Sen de sağ ol. Tamam. Allah var ki öyledir. Evet, tamam. Hadi sen içeri geç o zaman ateşin başına. Senin kedi de oynuyor ha. Gölgesiyle oynuyor. Gölgesiyle oynuyor. Fark ettin mi? Abdurrahman ben buraya için çok korkmuyorum. Niye korkmuyorsun? Ha, o yanında oldu mu korkmuyorsun? Ben diyorum ki yanında ayrılma ben bu işte korkum yanında ayrılma gitmiyor. Çok iyi ya. Gerçekten. O da zaten ayrılmıyor. Hep buralarda gölgesi. Ha, orada bir tane kedi daha var. Bak gözlerin, gördün Ne kadar tatlı. mü? Tam biri Çok tatlı. şöyle. Evet. Orada da. Tamam, çok güzel. Senin kedilerin de var. Seni yalnız bırakmıyorlar yani, değil mi? Tamam. Onlar yanında olduğunda korkmuyorsun. Ne güzel. Ne güzel. Tamam hadi iyi bak kendine. Sen geç ateşin başına ama ben içeri geçmeyeceğim tabii, ama sen o tahtanı biraz uzaklaştır merdivenden. İçeri
içe. Abi bir sürü pirket de o içe. Biliyorum, biliyorum, biliyorum. Çizgi çizgi işte yarılmış yani. Evet, evet, biliyorum. Biliyorum, biliyorum Fidan abla. Tamam. Akraman biz bu Allah biz bu Allah niye ettik ki biz burada biz ağlımız zaten yarım metre evet. Kalmış. Biz bunu niye de vallahi bilemiyorum ne edelim. Yani nasıl yaklaşmış? Evet. Çok yaklaşmış. Ama kurtulduk. Bu sefer de kurtuldun. İnşallah uzun ömrün olur senin. Sağlıklı, sıhhatli ömrün olur. Yani deprem hep var, olacak var, ama senin sözünü kesin. Ben umut ettim ki ben sabah kadar kalım vallahi. Yok yok umut et. Kalırsın ama dikkat etmen lazım. Tamam? He. Tamam. Hadi. İyi bak kendine. Sen de o tahtanı, tahtanı oradan biraz çek. Tamam? Yani, beni dinle. Yok. Hayır, merdivene doğru değil. Bahçeye doğru çek. Bahçeye doğru. He. Ağaca doğru çek biraz. Tamam? Ağaca doğru. He. Çok merdivenin dibindedir ha. Fark ettin? Abdurrahman abi o da aynı yani ne kadar dese yani bir köy insan ne kadar dese biraz korkmuyor yani onun faydası çok oluyor. O, ne kadar dese çok korkmuyor. Öyle öyle evet. Öyle ama birazcık tahtayı şöyle bu tarafa doğru. Yok ben orada yatmayayım yatmayayım. Heh tamam o zaman. Ben de demiyorum sen gibi öyle ölçtüm ben orada yatmayayım. Tamam ölçtün yani he, güzel. He. Güzel o zaman. Ben de yaklaştırırım. Hı-hı. Ben düşecek ortalığı. Evet. Evet. Çok güzel ya. Vallahi helal olsun sana. Vallahi defter millet... üstünde bir kere de gülak. Niye gül eder? Gül ne yapacağız? Güleceğiz ne yapacağız? Zaten millet... zaten ölüm yaklaşmış. Zaten ha az kaldı. Ha, millet seni ziyarete geliyor değil mi? gelmişlerdi. Almanya'dan Rojda gelmişti herhalde. Ben gördüm. Dedi ki ben gitmişim Fidan evet. Ablayı görmüşüm. Evet, sana fine mi diyorlar burada? İşte fide. Ne diyorlar Kürtçe? Ne? Fine diyorlar. Fiden, ha, çok güzelmiş. Abdurrahman abi siz hangi köydesiniz? Biz Diyarbakır'dan. Nerede? Diyarbakır. Diyarbakır. He. Burada... Siz aslınız Kürt mü? He, biz de Kürdüz. Kürdüz biz de. Kurmancı nemci. Uy kurman. Reis kurmancı. Ben Türk sayısı yapıyor. Yok ben kurmancım. Kürdüm ben de. Yani sen Türk sen de sen mahsus diyorsun ben Kürdüm. Yok mahsus demiyorum. Yoksa sen mahsus söylüyorsun. Yok. Yoksa sen mahsus söylüyorsun. Söylemiyorum. Bunu Eskurmancı haberdim. Eskurmancı kısaydık. Sen benim yerim istiyorsan sen açık konuşursun. Açık de. Konuşuyorum valla. Bak bugüne kadar sana yalan bir şey söyledim. Yok. İyi. Vallahi Kürdüm ben. Kürtsin. Eri valla Kürdüm. Kurmancım. Kurmancım. Ha, ben Türk. Niye Türk olsa niye? Fark etmiyor. Temiz kalp olursa niye? Aynen öyle. Aynen öyle. Kürt, Türk, Arap, Fars, Acem hiç fark etmiyor. Yeter ki insan olsun. Heh, tamam mı? Aynen. Yeter ki dediğin gibi temiz kalpli olsun. He, temiz sen kalp. De sen de müthiş temiz kalplisin. Seni temiz kalbin koruyacak ve koruyor tamam mı? Evet, ama yine de tedbirini al. Yani içeriye girme. Girmeyeyim. Evet. O gün bir arkadaş da öyle söyledi. Dedi ki bacı dedi ana dedi. İçer girme ha dedi hep bir şey o diş olmuş dedi. Evet. Ha üstüne yıkıldı tabii, dedi. Tabii doğru söylüyor. Bu saniye zaten bu deprem oluyor. Evet aynen öyle. He. Aynen öyle. Sen sanki benim gitmemi istemiyorsun. Bu sefer uzun uzun konuşmamı istiyorsun sanki. Önceden bazen diyordun da hadi git diyordun yolla değil mi? Ha? Şimdi bu sefer ben gelmişim depremde olmuş herhalde biraz korkmuşsun da. Değil mi? Ama insanlar seni çok seviyor diye gösteriyor, merak abi, ediyorlar. Abi sen kaç yaşındasın? Ben 40 yaşındayım. Kaç yaşında? 40. Belki 50, değil mi? 10, 5. Dur ben 3 seneyi atladım 43 yaşındayım. 40? 43 yaşındayım ben. Ben 15 tamam, yıl sende büyüyüm. Sen 15 yıl. Sende büyüme. Sen yani 55 yaşındasın. Evet. Allah sana umur versin. 40. 40. 43 diyor. Ben burada hesaplıyorum 40. He tamam sen 15. Daha rahat hesaplıyorsun. Ya 40 ben olsun. Rahat, tamam. Benki de 55, 15 yıl ben sende büyüdüm. Evet. Arkadaşlar görüyorsunuz Fidan ablanın yanındayım ben tekrar. Yani açıkçası merak ediyordum. Çünkü burada pazarcıkta bir kendisi var evde yaşayan. Ben başka hiç kimseyle karşılaşmadım. O yüzden hem sokakları dolaşayım dedim. Hem de Fidan ablayı da size göstereyim dedim. Çünkü sizler de merak ediyorsunuz. Onu tanıyanların tamamı merak ediyor. Ama Fidan abla iyi. İyidir. Konuşuyoruz, sohbet ediyoruz onunla. Tabii ben gitmeye çalışıyorum ama o sohbeti uzatıyor. Gitmemem için. Değil mi? Güzel vallahi. Çok iyi. Fidan abla,
55 yaşındasın demek ki. Evet. Allah daha uzun ömür versin sana. Sana da versin. Ha bak, bir sürü kişi yazıyor, Almanya'dan yazıyorum diyor. Gelince muhakkak Fine'yi ziyaret edeceğim diyor. Fidan kendisine iyi baksın diyorlar. Ben pazarcıklıyım, Fidan ablaya yardım etmek istiyorum, nasıl ulaşabilirim diyor. Ben zaten adresini göstermişim. Ulaşmak isteyen herkes ulaşabilir. Bak 4 numaralı kapıda, hemen Atatürk Caddesi'nin bir üstü, değil mi? He, o yüzden ulaşmak isteyen ulaşır. Fidan ablayı çok kişi ziyaret etti. Durumu iyidir. Selam söyle. Sen kaça kadar okudun? Ben üniversiteyi bitirdim. Kaça kadar? Yani yaklaşık herhalde bir 20 yıl okumuşumdur. Ya ben şimdi bana hesap yaptırma bu saatte. Ama bir 20 yıl okumuşumdur ben. 20 yıl? He. Sen bir şey kazanmadın. kazandım. Ne kazandın? Gazeteci oldum işte. Gazeteci? He. Sen aylık alıyor musun? Aylık mı? He. Yok, vermiyorlar bana. Niye sana vermiyorlar? Diyorlar sen hizmet edeceksin halkına. O yüzden öyle küçük bir aylık veriyorlar bana. Öyle küçük bir aylık veriyorlar. Yani böyle aç kalmayacağım kadar. Aç kalmayacağım kadar bir aylık veriyorlar. Ama zaten büyük aylıklarla çalışsaydım gecenin bu saatinde gelip seni ziyaret eder miydim? Rahatıma bakardım herhalde. Rahatım. Gerçi yani öyle değildir. Aylık ne kadar yani sen dediğin gibi aç kalmayana kadar bir ufacık dedim, aylık evet, veriyorlar. Tabii aç kalmamak için bir şeyler veriyorlar bize. Sen almışsın aylık maylık? Hı. Almıyorsun. Hı. Hiç. Peki, doktor demiş ki. Senin için. Biz de Maraş'a gittik. Doktor demiş ki benim ifademi aldı. Maraş'a gittik. Evet. Doktor ifademi aldı. Dedi ki siz bir avukat, siz bir hasta getirmemiş. Siz bir avukat getirmiş. Ben makine gibi konuştum işte, vermediler. Yoksa sana maaş bağlayacaklardı. Doktor da dedi ki siz bana bir hasta değil, bana bir avukat getirmişsiniz. Avukat getirmiş. İyi yapmışsın sen. Boş ver o zaman. İnsanlar seni çok sevdi. Bak ne diyorlar. Bacım insanlarla birlikte değil, neden? Ya diyorlar mesela, bazıları diyor ki Fidan abla niye insanlarla değil tek başına burada kalıyor? Kendisi öyle istiyor, değil mi? Sen kendin istemiyor musun burada kalmayı? Fidan abla. Abdurrahman abi, ben tek, ben çok perişan oldum. Bir tarafta deprem, bir tarafta korku, bir tarafta ben tek kaldım. Benim derdim 2 değil 4 değil. Hem de çok zor. Valla öyle. Bak ya ne diyorlar. Diyorlar ki, yazmışlar, diyorlar ki Fidan abla baldır, bal diyor. Valla diyor, Allah senden razı olsun diyor. Yani herkes senin için böyle mesaj paylaşıyor. Ben şimdi hani sana dedim ya, senin çadıra git, çadır getirelim sana. Sen yok dedin değil mi? He. He, insanlar zannediyor ki biz doğru söylemiyoruz. Halbuki Fidan abla çadırda kalmak istemiyor. Burada daha rahat olduğunu söylüyor. Ailesi yani burada değil ama konu komşusu var. Konu komşusuyla daha mutlu. Değil mi? Yani böyle bir şey. Ama tabii riskli. Evin içerisinde tek başına olması. Allah, millet ne diyor? Bak cansın Fidan bacım. Allah sizden razı olsun. Almanya'dan selamlar Fidan'a. Fidan abla İncirli mi? Sen İncirli köyündensin. He. Ha bak, biri yazmış. Demek ki tanıyor seni. Biri demiş İncirli mi? Sen ayakta bekleme istersen. Geç otur ateşin başında. Hı, desen de yavaş yavaş. Ha, ben de yavaş yavaş yürüyeceğim. Tamam. Dikkat et. Edeceğim saati ama. Saati gene söyle bacına. Bacıma saati söyleyeceğim ama sen de dikkat et, tamam mı? He. Saat şimdi 9:27 geçiyor. 9'u? 27 geçiyor. 27 geçiyor. He. Yaptır ama bu ne kadar bu şey sürecek, bu deprem? Bu deprem normalde burada uzmanlar diyor ki buradaki deprem bir kere oldu ya, bütün enerjisini boşalttı diyor. Kim? Bu uzmanlar kim? Yani bu deprem üzerine, yeryüzü üzerine, jeoloji üzerine araştırma yapanlar. Araştırma? He, araştırma. Okumuşlar onlar da. Onlar benden, senden daha çok okumuş. Okumuş? He, çok okumuşlar. Onlar diyor ki artık bu fay hattı enerjisini boşalttı. Tekrar bu kadar şiddetli bir deprem olmaz. Ama burada olmaz. Burada olmaz. He, başka yerde olur. Burayı da etkileyebilir. Öyle diyorlar. O yüzden hazırlıklı olmak lazım sürekli. Yo, yıkılan bina yok, şimdiye kadar dolaştık. Burada yeni yıkılan bina yok. Çünkü günlerdir zaten ağır hasarlı binalar burada yıkılıyor hocam. Evet, yani öyle diyorlar. O yüzden her zaman için hazırlıklı olmak lazım Fidan abla. Abdurrahman abi, yaş senin evin ne oldu? Senin evin ne oldu? Diyarbakır'dadır benim evim. Ben şimdi aradım, eşimle konuştum.
Yazıktır. Durumu, yıktı mı, yıkılmadı? Yok, yıkılmadı çok şükür. Yıkılmasın. Konuştum onunla, durumları iyiymiş dedi. Biz de hissettik, çok sallandık. Durumumuz iyi dedi. Başta ev yıkılmasın, ikincisi evet. De size bir şey olmasın. Teşekkür evet. Ediyorum, evet. Sağ ol. Biz hepimiz fukara birbirimiz evet. Gibi. Evet. Aynen, evet. Aynen, aynen Fidan abla. Aynen. Valla ben insanın çok iyiliğini istiyorum. İşte bu deprem de ya, bizi çok perişan etti. Evet, hepimiz perişan olduk perişan valla. Perişan olduk, aynen. Aynen öyle abla. Öyle. Ne diyorsun, ben gideyim mi? Sen benim gitmemi istemiyorsun sanki bu sefer. Ha Fidan abla. Gideyim mi ben? Aha şurada arkadaş var, onun faydası da çok oluyor. De yavaş yavaş git hadi. Ha, he. Onun faydası oluyor sana, he, komşularının. He, ne kadar dese biz de korkmuyoruz. Komşusunuz. He. He, çok güzel, çok iyi. Kim? Hüseyin amcam orada. He, he. Heh, Hüseyin amcayı tanıyorum ben. He. He, Hüseyin Yanına Anur. uğrayacaksın. He? Yanına uğrayacaksın. Yok, şimdi uğramayacağım. Dolaşacağım ama Hüseyin amca iyi birisi. Ben onunla da he, çok tanıştım. iyidir. He. He, De sen de Seyit dikkat abi. et. He, Seyit abi de iyidir. O De hemen dikkat et. aşağıda. Tamam, hadi iyi bak kendine. Sen de git Kedilerine dikkat de iyi bak. et. Kedilerin Saat yanından 9 ayrılmasın. Yo, saat 9:30. E sen saati çok seviyorsan saatten anlar mısın, sana bir saat getirsem? He? Abdurrahman abi, valla sen durumu bir hep öğrendin. Ben saati, yani Çok hep sana öyle çok soruyorum. çok soruyorum. He. Peki sana saat versem, saatin kaç olduğunu bilebiliyor musun? Ben bilmiyorum. Ben Ha, öyle bilmediğin sorarım ama için. ben şey yapmıyorum. Ha, onun için soruyorsun. Ben arkadaşlara sorayım, söylüyorlar. Tamam o zaman. Sormak daha kolaydır. Sorma Ne daha kolay. bakacaksın? Elini kaldıracaksın, bakacaksın saat kaç, uğraşacaksın, değil mi? En iyisi birisine saat kaç diye sormak. Ben seni artık iyi tanıyorum. Yani iyi değil ama kısmen tanımaya başladım. İnsanlar da seni iyi tanırlar ve iyi sevdiler. Tamam mı? Abdurrahman abi sen hiç yurt dışına gittin? He, birkaç defa gittim. Kaç defa? Ben tehlikeli yerlere gittim Fidan abla. Nasıl tehlikeli? Irak'a gittim, Suriye'ye gittim, İran'a Başta söyle, gittim. nereye gittin? Irak, İran, Suriye. Irak? Evet, İran? İran, bir de Suriye. Irak? Evet, İran? Suriye. Suriye. He, Nasıl bir de tehlikeli yere? Nasıl tehlikeli yere? oralarda savaş vardı. Savaş vardı? He, savaş için gittim. Yani gittim o savaş yaşanan yerlerde haberler yaptım. Neler yaptın? Haber haber. Haber mi? Aynen buraya nasıl geldiysem oralara da onun için gitmiştim. Haber için gitmiştim. Hani televizyona çekiyorum, video Abdurrahman çekiyorum. abi, ya senin sözünü kesme. O bu deprem olan mı zor, o savaş yer? Sen diyor ki tehlikeli diye, O o mu da zor? bak, o da zor, bu da zor. Ama orada insanlar birbirlerini öldürüyor. Öldürüyor. He, burada ise doğa insanı öldürüyor. Doğa insanı öldürüyor. He. Çünkü biz doğaya çok ihanet ediyoruz Fidan abla. Değil mi? Doğaya çok, yani çevremize bakmıyoruz. Yapılar yapıyoruz. Bu yüksek yüksek binalar Şey, o yapıyoruz. mu zor bu Sur. deprem? Ben diyorum bu deprem zor. Bu da çok zor. Bu daha çok yıkıma Ama neden oluyor. Ama savaş da bu öyle. zaten adım adım zaten sanki birbirine şey boşaltıyorlar. Ateş, insan ev yıkıldı, insan bu daha tehlikeli. Bu O bir da korku birdir he. evet, korku birdir. Korku birdir he. Ölüm de birdir ama deprem daha çok öldürüyor. Diğeri de insanın ruhunu öldürüyor, insanlığını öldürüyor savaşta. Savaşta He, nasıl savaş insan ruhunu öldürüyor? insan ruhsuzlaşıyor, insan acıma duygusunu yitiriyor, kaybediyor. Acıma duygusunu. Tabii. O yüzden ikisi de zordur, ikisi de ağırdır Fidan abla. Aynı. Evet. Aynı. Bir de Almanya'ya da gittim bir kere. Almanya. He. Orayı hiç sevmedim ama. Orayı hiç sevmeden. Yok. Tamam millet diyor biz çarşamba para için öleceler diyorlar, biz sen diyor benimki çok olsun, ben diyorum benimki çok olsun, Evet. şu diyor benimki çok olsun, işte işte bilgisayar da bize bilim adam da zehir zakımı etti gitti. Ya o da öyledir. He. Öyledir. E sen... Fukaralar, Abdurrahman abi, Ha. fukaraların hepsinin şeyini yere döktü işte. Evet. Aynen öyle. E bir de sen diyorsun ki bu kadar bilgi sahibi olacaksın, bir de sana maaş verecekler ha. Bana. He, sen diyorsun ya gittim Maraş'a. Biz makineye bindik, Maraş'a kadar gittik. Burada makineye bindik, Maraş'a kadar gittik. Böyle 7 doktor heyet, Evet. 7 doktor heyet hastaneye gittik. Ben kendimi doktor anasına verdim.
Ben işte hani benim sence tam demin biraz konuştu. Evet. İşte demiş ki siz bir hasat getirmemiş, siz bir avukat getirmiş. Ve maaş vermediler. He, vermedi. Boş ver maaşlarını, insanlar sana yardım ediyor, geçiniyorsun değil mi? He. Akşam yemeğini bulabiliyorsun. Ama tabii insanın bir güvencesi olsa iyi olur. Neyse, seni çok sevdiler. Şeyden gelenler de, Avrupa'dan gelenler de herkes diyor biz pazarcığa geldiğimizde pazarcıklılar diyor bunu. İlk iş Fidan ablayı ziyaret edeceğiz diyorlar. Sen ziyaretçilerin çok olacak yani. Gelip sana selam verecekler. De, çay verirsin onlara herhalde. Bana vermedin, hiç çay ikram etmedin ama onlara verirsin. Ya Abdurrahman abi de işte... Ha, ben yalnızım işte, evet. Olmaz he, bir bayandır he, olmaz. Doğrudur. Ise, yo yo, gündüz he. Mesela gündüz he. Çay yaptığında olur. He. Tamam. He. Ben şimdi seni merak ettiğim için geldim. Çünkü biliyorum sen içeride kalıyorsun. O inadını konuşmuştuk ya seninle. Biraz inatçı yönün var. Çıkmıyorsun sen. O yüzden geldim. Şimdi gördüm, iyisin. İnsanlar da gördü. Sen şakaca öyle söyledin. He, şakaca. Ben de şakaya yedim. Aynen. He. Aynen öyle. He. Aynen öyle. Tamam, ben gideyim mi? He. Hadi de iyi bak kendine. Git. Tamam. He. Hadi görüşürüz. Dikkat et kendine. Sen tamam. Ateşin de sönmek üzere, tekrar harla onu. Tamam.